Yaralılarımızın bir kısmının durumu ağır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vazife başında hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza ise tez elden şifa dileklerimizi iletiyoruz. Bu acılardan milletçe bunaldık. Bu kaçıncı madenci kazası? Bu kaçıncı yaz? 2003'te Ermenek, 2004'te Kastamonu Küre, 2009'da Bursa Mustafa Kemal Paşa, 2010'da Balıkesir Dursun Bey ve Zonguldak Karadon, 2013'te Zonguldak Kozlu, 2014'te 301 emekçimizi yitirdiğimiz Soma faciası, 2014'te bir kere daha Ermenek, 2016'da Siirt Şirvan. Bunlar toplumda travma yaratan büyük facialar. Bir de gazetelerin 3. sayfalarında kıyıda köşede gizlenen Elbistan'da madende bir işçi öldü, Gemerek'te göçük sonucu bir işçi hayatını kaybetti haberleri var. Çoğu kişinin görmediği, duymadığı iş cinayetlerinde onlarca ocağa ateşler düştü. 2003'ten bu yana 2000'i maden emekçisi olmak üzere 30.000 işçimizi iş kazası denen iş cinayetlerinde yitirdik. Bunlar sıradan sayılar değil. Bu sayılarda yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası diyen babalar var. Güneşi görebilmek için karanlığı kazan gencecik evlatlarımız var. Fransız yazar Albert Camus, "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş. Vicdansız bir düzen elinde emekçilerinin iş cinayetlerine vicdansızca kurban gittiği bir ülkeye döndük. Gerçi şimdilerde ufukta seçim sandığı görününce kurt kuzu postuna büründü. Ama Soma'da maden kazasında bunların yaptıklarını unutmadık. Soma'da 301 canımızı yitirdiğimiz maden faciasında dönemin başbakanı Erdoğan kendisini protesto edenleri başbakana "yuh çekersen tokadı yersin" diyerek tehdit etmişti. Sonra bir markete girip korumalarıyla beraber genç bir çocuğu dövdü. Delikanlıyı döverken de "ne kaçıyorsun ulan İsrail dölü" diye bağırması da cabası. Tabii ön teker nereye, arka teker de oraya. Erdoğan bunları yaparsa şu rekası neler yapmaz. Bu fotoğraf toplumsal hafızamıza bu vicdansız düzenin alameti farikası olarak kazındı. Fotoğraftaki Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı. Şu yüzdeki ifadeye bakın. Soma'da yere yatırılmış bir emekçiyi tekmelerken yüzündeki büyük nefrete bir bakın. Millete hizmetkar olmaya geldik diyenlerin millete reva gördüklerine bir bakın. Peki yere yatırılmış, eli kolu tutulmuş, yerdeki birine tekme atan bu zorbaya ne ceza verildi? Erdoğan ne yaptı? Binlerce avro maaşla Frankfurt'ta ticaret ateşesi yaptı onu. Tekmeyi ödüllendirdi. 301 insanın hayatını kaybettiği Soma davasında bugün tek bir tutuklu sanık bile yok. Aslında var. O da Soma maden şehitlerinin ailelerini savunan avukatlar. Avukatları içeri attılar. İşte Erdoğan'ın adaleti bu. Bundan 8 yıl önce Erdoğan, Soma'da ölen yüzlerce işçi için "bu işin fıtratında var" demişti. Aynı Erdoğan ne kadar kendine hakim olmaya çalışsa da yine kendi fıtratına uydu. Amasra'da da "biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır" dedi. Bununla da yetinmedi. 20 yıldır hükümet koltuğunda kendisinin oturduğunu bir anda unutuverdi. "Madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz" diyiverdi. Eksiği riski giderseydiniz ya, elinizi tutan mı vardı? 20 yıl o koltukta oturacaksın, işçinin hayatını tehlikeye atan eksiklikleri gideremeyeceksin. Devletin denetçileri çıkacak, risk var diyecek, çözmeyeceksin. Sonra da maden kazaları kaderin planı diyeceksin. Tedbirsizliğin, ihmalkarlığın, tamahkarlığın adı ne zamandan beri fıtrat ve kader oldu? Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül vardır. İlmin, aklın emrettiği tedbirleri almayacaksın, sonra fıtrat diyeceksin, kaza diyeceksin, kader planı diyeceksin. Hiç eğip bükmeyin. Bu korkunç bir cinayettir ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o anaların, babaların, eşlerin, çocukların, güzelim bebeklerin adına sorumluların peşini bırakmayacağız. Bu faciayı unutturmayacağız. Hesabını soracağız. Bu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verileri, ülkeyi uçuracak diye pazarladıkları ucube saray rejiminde madenlerde hayattan uçup giden canlar. Sadece son 3 yılda 2019-2021 döneminde madenlerde yaşamını yitiren emekçilerimizin sayısı 189. Bununla, bu kayıplarla Türkiye açık ara dünya birincisi. Bu acı tablonun sahibi hala hiç sıkılmadan hamdolsun diyerek Amasra'da 41 cansız bedene 24 saatten az sürede ulaşmakla övünüyor. Utancı gidenin kalbi de ölür derler. Bunların kalbi de millete karşı artık ölmüş. Bunların millete karşı kalbi körelmese devlet kurumlarının tespit ettiği eksikleri giderir, bu madenleri güvenli hale getirirlerdi. İşte Sayıştay raporu ortada. Patlamanın yaşandığı müessese için hazırlanan 2019 denetim raporunda bugün olanlar için açıkça uyarılarda bulunulmuş. Raporun alına 16. sayfasında bu müessesede üretimi olumsuz etkileyen başlıca etkenler tek tek sayılmış. Metan gazı ve karbondioksit gazındaki yükselmeler bunlardan biri. Sayfa 21'de iş kazalarındaki artışa vurgu yapılıyor. 2019'da müessesede önceki yıla göre %70 artışla 190 iş kazası olmuş. Bunun 72'si göçükler nedeniyle yaşanmış diyor rapor. Sayfa 63'te solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan önlemlerde aksamalar var deniyor. Tane boyutu küçük tozların sürekli ortamda dolaşması infilak riskini arttırıyor tespiti yapılıyor. Ve sayfa 65. Şimdi ilgili bölümü olduğu gibi okuyorum. 2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra kurum degaj yönergesi hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir. Bugün 41 canımızı yitirdiğimiz derinliği Sayıştay denetçisi nokta atışı yaparak tespit etmiş. Aman dikkat, derine gidildikçe gaz artıyor, grizu patlaması riski artıyor diye de uyarmış. Yapılması gerekenleri de söylemiş. Daha ne desin? Sayıştay görevini yapmış. İşte bu nedenle bugün sarayın kibirli yönetimi Sayıştay raporlarını sansürlüyor. Şimdi biz de soruyoruz. Enerji Bakanı Sayıştay'ın 2019'daki bu uyarı ve önerileri için bugüne kadar acaba ne yaptı? Bakan 24 gün önce bu işletmeyi ziyaret etmişti. Bu ziyarette Sayıştay raporu hakkında neler yapıldığını sordu, inceledi mi? Sadece Sayıştay'ın raporu da değil. Yaşamını kaybeden madencilerimizin ailelerinin de tanıklıkları var. Madencilerimiz madendeki patlama riskinin arttığını ailelerine açıkça ifade etmiş. Koku olduğunu söylemiş. Bu işçiler neden göz göre göre ölüme gönderildi? Enerji Bakanı şimdi bu ailelerin yüzüne nasıl bakacak? Ortada bir görev ihmali olduğu çok açık. Bakanlık makamları ağlama makamı değildir. Ağıt yakma makamı değildir, çare bulma makamıdır. Çareyi bulamıyorsan, yapılması gerekeni yapamıyorsan edebinle çekip gideceksin. Erdoğan bu alaydaki ihmal tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacak dedi. Enerji Bakanı istifa etmeden ya da Erdoğan bu Enerji Bakanı'nı görevden affetmeden. Bu laf sadece lafı güzahtır, boş laftır. Yaşanan faciadaki ihmaller yetmedi. Erdoğan çıktı büyük bir kibirle ölenlerin ailelerine hangi kurumdan kaç lira yardım yapılacağını, 100 bin lira oradan, 50 bin lira da buradan gelecek diye bir bir saymaya başladı. Daha cenazeler toprağa verilmeden yapılmamış yardımı acısı taze ailelerin yüzüne vurdu. Sanki aman fazla sesinizi çıkarmayın, bu kan paralarını alın, konuyu da kapatın demeye getirdi. Oysa milletimiz sağ elin verdiğini sol el görmemeli kültüründen gelir. Bu kültürden gelen milletimizi bu kibir derinden yaralamıştır. Sarayın kibirlisi için insanın canının değerinin ne olduğu da ortaya çıkmıştır. 100 oradan 50 buradan, sonra Allah rahmet eylesin. Ama ayıplar silsilesi burada da bitmedi. Madencimizin cenazesinde imamdan rol çaldı. İşin bir güzel yanı daha var diye söze başladı. Vefat eden madencilerimize ve ailelerine cennet vaat etti. Bu dünyayı iş cinayetleriyle emekçiler ve aileleri için cehenneme çevireceksin. Sonra da onlara öteki dünyada cennet vaat edeceksin. Bu ülkenin imamlardan rol çalan bir cumhurbaşkanına değil, çalışanların can güvenliğini sağlayacak yöneticilere ihtiyacı var. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz ve devlet madenlerinde insanlarımız hala tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle kitleler halinde hayatlarını kaybediyor. Ülkemizi madenlerde yitirilen canların sayısında dünya birincisi yaptınız. Bu durumda ne yapılacağı bellidir. Beceremiyorsunuz, sorumluluğunuzu kabul edeceksiniz, hep beraber çekip gideceksiniz. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.